Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan yine soru cevap köşemizde benim sizlerden duyduğum, gelen misafirlerimden işittiğim çok sıkça sorular oluyor. Ve halen internet üzerinden de yazışmakta olduğum kişilerin bana sormuş olduğu işle alakalı özellikle birçok sorular bulunmakta. Tabii ki günümüzde çok fazla bilgi kirliliğinin yaşandığı burada gelen insanların ciddi anlamda iş kurmak istedikleri zaman karşılaştıkları zorlukları yaşamaması adına ben de elimdeki imkanlarla görmüş olduğum, yaşamış olduğum tecrübelerle insanlara bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, benim işim burada şehir rehberliği, tercümanlık yapmak. Gelen insanları evet gündüz, akşamları gezdiriyorum, gündüz vakitleri gezdiriyorum ama bunun dışında işle alakalı geldikleri zaman da onları elimden geldiğince doğru insanlarla tanıştırmak, buluşturmak, yol göstermek için elimden geleni yapıyorum. Hala da yapmaktayım. Yalnız sizden ricam, buraya geldiğiniz zaman eğer bir yanınızda şehir rehberi veya burayı iyi tanıyan, iyi bilen bir insan eğer yoksa bu anlamda yapabileceğiniz en önemli şey, günümüzde tabii ki internet kullanımı çok fazla. Gelmeden önce veya geldiyseniz, daha sonra karar verdiyseniz, bir iş kurmaya karar verdiğiniz zaman önce şirket kurulumu, işte şirket kurulumu nasıl yapılır, şirket kurulumu yapıldıktan sonra oturum izni nasıl alınır, oturum izni alındıktan sonra burada yaşamaya nasıl başlanılır ve yapacağım işlerle ilgili hangi yollara başvurmalıyım gibi birçok ufak tefek sorular bulunmakta. Bu sorulara en doğru cevabı verebilecek burada tabii ki mercekler var. Bu mercekleri öncelikle bulup bu kişilerden bilgi almanızda fayda var diye düşünüyorum. Şirket kurulumu ile ilgili böyle kulaktan duyma, benim başka insanların söylediğinden ziyade burada çok fazla yetkili kuruluşlar var. Bu işi bilen insanlar var. Uzun yıllardır hukukçusuyla, avukatıyla ve bilgili insanların çerçevesinde kurulan ofislerde, firmalarda bu işleri yapan insanlar bulunmakta. Ayrıca burada tabii ki Türkiye Büyükelçiliği'nde ticaret ateşesi bu gibi yapacağınız işlerle alakalı sizlere doğru yolu gösterecektir. Bu anlamda gelmeden bir randevu alaraktan oraya başvurup ticaret ateşesinden gerekli bilgileri alabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca burada Türkiye Ukrayna İş Adamları Derneği'nden de yapacağınız işlerle alakalı bilgiler alabilirsiniz. Lütfen kulaktan duyma bilgilerle yola başvurmayın veya buraya geldiğinizde bu gibi zorluklarla da karşılaşmayın diye düşünüyorum.